Sercan merhaba. İyi yayınlar Enver Aysever. Şu anda Danıştay'dayız. Biliyorsunuz sabah saatlerinde. Merhabalar. Sesim geliyor mu şu anda? Geliyor, geliyor. Danıştay'ın önündeyiz şu anda. Sabah saatlerinde 9.45'te başlamıştı İstanbul Sözleşmesi'nin fesine ilişkin iptal kararını İptal için açılan davanın 10. dairede görüşmesini bizler de burada takip ediyorduk. Sabah saatlerinde burada kadınlar çok yoğun bir şekilde önce polis şiddetiyle karşılaştılar. İçeri girmek istediler, alınmadılar ardından alınmaya başladılar. Şimdi de yanımızda avukat Tuğba Torun var. Kendisine merhaba diyelim. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Sizden davayı ve süreci değerlendirmenizi istiyoruz önce. Merhabalar herkese. İyi yayınlar diliyorum öncelikle. Bugün neredeyse bine yakın avukat olarak Türkiye'nin her yerinden gelen... Dernek temsilcileri olarak, kadın hakları savuncuları olarak danıştayda toplandık. Ee, çok sayıda başvuru oldu ee, çekilme kararını karşı, iptali e, talebiyle. Ee, kadın cinayetlerini duracağız platformu avukatları olarak hani ben e, e, buradayım, hepimiz e, buradayız, baro temsilcileri buradayız. E, i̇çeride şu an görüşülüyor, davacı Dernekler şu an 3 dernek derneğin davası, ilk duruşması olduğu için görülüyor. Hangileri bunlar? İşte Diyarbakır Barosu, Ses Sendikası ve 29 Ekim Derneği'nin başvuruları görüşülüyor şu anda. Davacı vekilleri konuşuyor. Üçer vekil seçildi temsilen, ama onun dışında çok sayıda baro temsilcisi de konuşuyor. Heyet dinliyor olumlu bir tavır içerisinde. Açıkçası e, kadınlar zaten son derece kalabalıklar ve e, hazırlar, direnişteler. E, tabii ki içimizde o hiç bitmeyen öfke de var. Dolayısıyla evet e, bu anlamda zorluk çıkarmıyor. Ama e, özellikle sanıyorum ki STK temsilcileri biz içerideyken yine bir direnişle karşılaştılar e, ve bunun üzerine de yine bir posta arkadaşımız içeri alındı. E, şu an Savunmalar devam ediyor. Yani davacılar daha doğrusu beyanlarını vermeye devam ediyorlar. Ee, özellikle ilk Şenal Sarıhan uzunca bir giriş yaptı. E, eski CHP milletvekili aynı zamanda. E, sonrasında dernek temsilcileri, avukatlar konuşmaya devam ettiler. E, yürütmenin durdurulması kararı e, daha doğrusu talebimiz reddedilmişti. Dolayısıyla dosyalarda herhangi bir yürütmen, yürütmenin durdurulması kararı yok şu an hiçbir başvurumuzda. E, sonuç? Kısmına bakılırsa öncelikle usulü savunmalar yapıldı şu anda. Esasa ilişkinde savunmalar yapılıyor. Avukatlar birbirini tamamlayan savunmalar e, yapmaya çalışıyorlar. Peki bugün bir sonuç çıkar mı noktasında? E, Türkiye'de maalesef ki adalete pek güven kalmadığı için, yargıya pek güven kalmadığı için objektif ve tarafsız olması gerekliliği ilkesine e, ne yazık ki e, aykırı davranıldığı için özellikle de bu son süreçte Gezi davası hepimizi çok sarstı ve halen onun yankısı da devam ediyor. Bunların hepsi bir bütün olarak birbirine bağlı olduğu için bütün bu haksız kararlar uygulamalar e, hepimiz her bir davayı zap tutuyoruz ve e, başında bekliyoruz. Normalde böyle olmaması gerekir. E, normalde yargının zaten buna gerek duymadan hepimizin hiçbirimizin gerek duymadan bu kararların verilmesi gerekir ama biz her bir şiddet davasında yani ufak büyük demeden cinayet ya da tehdit hakaret demeden her birini e, zap tutmaya çalışıyoruz Çünkü bıktık indirimlerden Çünkü bıktık haksız verilen beraatlerden Çünkü bıktık katledilen kadınların daha da artarak her geçen gün katledilmesinden Çünkü bıktık şüpheli ölüm duymaktan artık e, Faillerin savunmayı öğrenmesinden bıktık bütün bu uygulamalar neticesinde cezasızlık algısının bu derece yayılmasından bıktık potansiyel faillerin bu derece cesaret hissetmesinden ve eylemlerini çekinmeden yapmaya devam etmesinden bıktık. Ee, çünkü bıktık siyasetin ısrarla meşrulaştırıcı söylemlerine devam etmesinden 6.284 sayılı yasa yuva yıkan yasadır dediklerinde de İstanbul Sözleşmesi'nin eşcinselliği yaymaktadır gibi saçma bir sebeple sözleşmeyi karalamaya çalışmalarından da ki karalayıcı bir sebep değildir. bunu da ısrarla vurgularım. Bütün bu haksız saldırılardan kadınların kazanılmış haklarına yönelik bıktık. Biz artık. Şiddete samimiyetle karşısında durulsun ve şiddete çözüm bulunsun istiyoruz. Bizim e, maalesef ki gözümüzü boyamazlar. E, i̇şte 6284 sayılı yasanın uygulamasına yönelik genel gelen çıkardık. Kadın cinayetleri sayısı azaldı gibi beyanlarla İçişleri Bakanı, Aile Bakanı vesaire hani başta cumhurbaşkanı olmak üzere biz bu beyanları etkilenmiyoruz bu beyanlardan çünkü gerçeği biliyoruz. Biz gerçekle uğraşıyoruz. Sahada, sokakta, duruşma salonlarında gerçekle mücadele ediyoruz. Ee, özür dilerim. Ben o sırada size bir soru sorabilir miyim? Bugün aslında İstanbul Sözleşmesi'nin öneminden bahsederken kadınlar olarak burada bir polis müdahalesi gerçekleşti. Çok sert bir müdahaleydi. Gözlerimizin önünde hatta kadınlar yere düştü. İşte alınmadılar, itildiler. Bununla ilgili de İstanbul Sözleşmesi'nin önemine biraz daha değinmek gerekiyor aslında diye düşünüyorum. Sizin bununla ilgili fikirlerinizi tekrar almak isterim. Ya az evvel bahsettiğim o sıraladığım her şey aslında tamamen bu uygulamaların bir sonucu. Hani 2015 yılında e, boşanma komisyonu dediğimiz bizim kısaca bir komisyon kurulmuştu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. 2016 yılında bu boşanma komisyonu bir rapor verdi. Adı üzerinde boşanmaların azaltılmasına yönelik bir rapordu bu. Ben proje rapor diyorum buna. Raporu incelediğinizde bugün kazanılmış haklarımıza yönelik saldırı dediğimizde bir kısmı hayata geçmiş bir kısmı hala hayata geçilmeye çalışılan bir dizi öneri ve eleştiri vardı. Kadının beyanı esastır ilkesi dahil olmak üzere. Ee, özellikle 2015 yılından beri yani oradan beri yoğunlukla gelen bir saldırılar silsilesinin sonucudur bugün yaşadıklarımız. Bugün e, maalesef işte kadınları hep diyoruz ya sloganımız kadınları değil katilleri durdurun diye. Onlara yönelik e, uygulamalar üzerine bir dolu Önerimiz olmasına rağmen çözüme yönelik bir dolu önerimiz olmasına rağmen bu önerilere değil de nafakanın sınırlandırılmasına aile ara buluculuğuna ya da işte e, istismar failiyle mağdurunun evlenmesi halinde e, failin cezasının affedileceğine ya da erteleneceğine ilişkin o lanet öneri de dahil olmak üzere bunları konuşuyoruz. Bence burada bir sorun var. Burada bir iyi niyet problemi var. O yüzden samimiyetsiz diyorum. O yüzden göz boyamaya yönelik e, sözlere inanmıyoruz artık diyorum diyoruz. E, samimiyetle şiddeti engellemek istediğinizde inanın anayasanın yalnızca ayrımcılık karşıtı 10. maddesi dahi yeterlidir buna çözüm bulmak için. Çünkü e, kadının Devletin kadını koruyacağına ilişkin hüküm açıktır anayasada. Bu anlamda her türlü tedbiri alması gerekir hükmü açıktır anayasada. Dolayısıyla siz aslında hiçbir belki sözleşmeye ya da e, paket yasalara dahi gerek duymaksızın bunu yapabilirsiniz eğer yapmak istiyorsanız. Ama bugün hala cinayetler devam ediyorsa artarak devam ediyorsa şüpheli ölümler kayıp kadınlar diye kavramlarımız varsa artık bizim maalesef ki burada bir sorun var. Burada bir samimiyet problemi var. O yüzden kimse bizim gözümüzü boyamaya kalkmasın. Bize samimiyetle uygulamaya yönelik e, girişimlerde bulunsunlar ki bu uygulamaya yönelik girişimleri ne olması gerektiğine ilişkin önleyici tedbirleri, koruyucu tedbirleri, soruşturma kovuşturma ayağını etkin cezalandırmayı bütüncül politikalarla hareket etme ilkesini Öneren, bunu bütün detaylarıyla sıralayan bir İstanbul Sözleşmesi vardı elimizde. Oy birliğiyle sevinerek imzaladığımız bir İstanbul Sözleşmesi vardı. Ve yoktan sebeplerle bu sözleşmeden bir gecede Cumhurbaşkanı kararıyla çekilindi ki kararname dahi değil. Bakın Cumhurbaşkanı kararı, idari bir karardır. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasa açıktır, madde 90 açıktır. Bir e, meclis, bir sözleşmeyi... E, Hangi usulle onaylıyorsa o usulle geri çekilmek zorundasınızdır. Anayasa madde 104 açıktır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşmelerden Cumhurbaşkanı kararını geçtim. Kararnamesiyle dahi çekilemezsiniz. Kesinlikle yani e, burada çok ciddi bir zaten usul problemi var. Ve e, söz yine İstanbul Sözleşmesi'nin 80. maddesi gereği e, çekilme kararı. 3 ay sonrasında yürürlüğe girdi. Bu esnada nedense bir gecede çok kolay verilen o kararlar verilmedi. Yürütmenin durdurulması kararı verilmedi. Ve biz şu anda İstanbul Sözleşmesi'nden faydalanamıyoruz. Direneceğiz. Vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni öyle ya da böyle kat ve katı geri alacağız. Kazanımımızsa şu, umudumuz olmadığımızsa şu. Onlar bundan çekilmeye çalışırken biz bu çekilmenin usulsüz olduğunu aylardır, senelerdir bas bas bağırırken İstanbul Sözleşmesi'nin adını duymayan Kalmadı. Bu bizim kazanımımızdır. Geri alma hareketimizi çok daha kolay, çok daha yüksek, çok daha ilerici yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Çok teşekkür ediyoruz efendim, evet. çok sağlıyorsunuz. Evet, Enver Aysevert, avukat Tuğba Torun'la buradaki gelişmeleri değerlendirdik. İstanbul Sözleşmesi'ndeki bu 10. duruş, darıştaydaki duruşmayı değerlendirdik. Sözü size bırakalım.